Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Konumuz şufa meselesi. Şufa nedir şey Yasin? Yani öncelik hakkı diyelim değil mi bu? Evet, evet şufa, yani Türkçede kişinin, Türkçede ön alım hakkı diyorlar galiba. Yani o öyle de söyleyebiliriz yani. Öncelik hakkı, ön alım hakkı. وَلَا شُفْعَةَ وَاِذَا مَلَكَ الْعَقَارَ بِعِوَدٍ. Eğer kişi akarı ne yaparsa, bir bedel karşılığı aldıysa, malik olduysa ki huve malun, وَجَبَتْ ف۪يهِ اَشْشُفْعَةُ, orada şuf'a vacip olur. Mal Senin, karşılığında almışsa. Selam, bu ne demek yani? Kim için şufa oluyor? Yani burada kimi Yani kastediyor? Diyelim ki sen kalktın, benim tarlamın yanında başkasından bir tarla aldın ama evet, ne karşılığında almışsın onu? Bir mal vererekten almışsın. Yani mal verdiğin için benim için ne doğuyor? Şufa hakkı doğuyor. Ancak şimdi sıralayacak. وَلَا شُفْعَةَ فِي الدَّارِ اَلَّتِي يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا. Ama adam diyelim ki evlilik yapmış ve o malını hanımefendiye diyelim ki mehir olarak verdiyse, evet, ev yuhali'u el mer'ete biha, veya hul'da kullanılmışsa, yani boşanma için, evet, kadın boşanmaya karşılık ayrılmak için bir bedel olarak verdiyse, ev yeste'ciru biha daren, veya onun karşılığında başka bir ev kiralamak için verdiyse, ev yusalihu biha an demi amdin, veya kasıtlı bir Müslüman öldürmüş üzerine anlaşılmış. Selam, bu burada bir öncekinde ev yeste'ciru biha daren dediğinde, yani burada eve karşılık ev mi kiralanıyor? Yani yok, yani kiralama akdinde şey olmaz, yani şufa girmez de sanki. Ya böyle bir şey olmaz diye okumuştuk, yani bahsetmiştiniz diye hatırlıyorum da, yani bir icarede iki taraftaki şey de aynı şey olamaz, yani iki tarafta da mesela ev olamaz gibisinden. Yani burada şey yapıyor adam, malı satıyor. Niçin satıyor? Diyelim ki ben senin evini kiralıyorum 10 yıllığına, ben o malı sana satıyorum. Yani kira bedeli olarak sana vermişim orayı. Peki sattığın şey ev mi? Yani evde olabilir veya Adam çünkü malda cümlenin başından olabilir. beri şu an ev olarak, hani dar olarak zikrediyor da o açıdan dedim yani. Yani şey değil yani, maksat burada netleştirmiyoruz. Yani şufa hakkının taalluk ettiği şey evde olabilir, arsa da olabilir. Başka bir şey değil. Oldu mu? Yani kira bedeli Ya karşılığında aslında şey soruyorum yani Selam, icarede öyle bir şey demiştiniz diye hatırlıyorum da ben. İki taraftaki şeyde yani aynı şey olamaz. Mesela iki tarafta da ev olamaz, iki tarafta da araba olamaz gibi. Ondan yani itiraz ettim. Yok burada şey, burada ben burada senden, konuyu anladım Selam. Ben senden bir ev kiralıyorum. Kira bedeli olarak ben sana ne yapıyorum? Bir ev satıyorum. Farklı şeyler bunlar. Tamam Selam. اَوْ يُعْتِقُ عَلَيْهَا عَبْدًا, veya yani ne yapmışız? Eve Üzerine karşılık köle bir azat etmek için o mal verilmiş. اَوْ يُسَى, evet, اَوْ يُسَى لَحُ عَنْهَا بِاِنْكَارٍ, veya bir inkardan dolayı bir suluh olmuş ve o mal üzerine anlaşma olduğu için, yani o arazi bir anlaşma karşılığı verilmiş karşı tarafa. Yani adam yani diyor inkar ki ben etsin diye. Yapmadım. Değil mi? Evet. İnkar etsin diye, veya inkar, öyle mi diyelim? Yani öyle anlıyorsun. Yusalehu anha
bir sukutin. Ya da konuşmasın diye, yani susturmak için. Olabilir. Yani ondan dolayı mal verilmişse tabii buralarda burada, ne olur? Burada yani mahkemedeki bir dava kastediyor herhalde, değil mi Seydam? Ya mahkemede olması şart değil. İki kişinin huzurundaki, yani iki tane şahidin huzurunda da böyle bir anlaşma yapılabilir. Veya mahkemede de olabilir. Fe'in saliha anha bi ikrarin, ama bir ikrardan dolayı eğer sulh gerçekleşmişse vecebet fiha eşşuf'atü, diğer pozisyonlarda şufa hakkı geçerli değil, ancak ikrardan dolayı bir anlaşma gerçekleştiyse orada ne oluyor? Şufa geçerli şufa oluyor. Hakkı oluyor. وَاِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ اِلَى الْقَادِ Şefi kadiye giderse فَدَّعَى الشِّرَاءَ adamın tarlasını veya evini sattığını iddia ederse وَطَّلَبَ الشُّفْعَةَ ve kendisinin öncelik hakkı olduğunu talep ederse سَأَلَى الْقَادِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ kadı مُدَّعَى عَلَيْهِ hakim مُدَّعَى عَلَيْهِ çağırır ve sorar. Fe'in i'tarafe bi mülkihi ellezî yeşfe'u bihi, eğer o itiraf ederse doğru o arazi benimdi ve o araziden dolayı zaten o kişi şefi olma hakkını kazanıyordu. Ve illa eğer itiraf etmezse kellefehu bi ikametil beyineti ala milkihi, o zaman eğer itiraf etmezse kellefehu. Selam, o, burada herhalde müddeyi kastediliyor değil mi? Tabii, o adamın ne yapar? Gel bakayım, sen böyle böyle bir iddiada bulundun. Bunu ne yapsan? Evet. İddianı ispat et, bir beyine getir. Evet. Fe'in aceze anil beyineti, eğer beyine getiremezse istahlefe el müşteri yahut da ustuhlife el müşteri, yani o müşteri ne yapılır? Allah üzerine yemin ettirilir. Yahut da evet, yemin eder. Nasıl der? Billahi ma a'lamu ennehu malikun lillezî zekerehu mimma yeşfe'u bihi, ben bilmiyordum diyecek yani. Şufa yani hakkı olduğunu. Bir arazisi olup da o araziden dolayı ona öncelik hakkının olduğunu bilmiyorum. Fe inneke le anil yemini, el müşteri yemin etmekten kaçınırsa ev kâmet li şefi'i beyinetun veya şefinin bir delili olursa se'elehu el kadiye, öyle mi okuyalım? Se'elehu el kadi, evet, kadı ona ne yapar? Sorar. Sorar. Hel ibta'a emla, yani sen onu satın mı aldın veya almadın mı? Değil mi? Evet. Ve in enkere el ibtiya'a, yani satın aldığını inkar ederse, yani satın almadım derse gîle li şefi'i, şefiye şöyle denilir. Akimil beyinete, beyineyi ortaya ikame et, yani ortaya koy. Fe'in aceze anha, eğer beyineyi ortaya koyamazsa istahlefe el müşteri, müşteri şöyle yemin eder. Billahi ma ibta'a, satın almadığını. Ev billahi ma yestahikku aleyye fi hazihi, yani üzerime ne değildir bu? Eddaru şuf'aten minel veçhi lezi zekerehu, yani o adamın dediği gibi öyle bir durum yok. Öyle bir durum yok. Ben, yani bana ne olamaz bu? Şefi olma yoluyla bu şeyi elimden alamaz. Evet. Öyle bir hakkı yok. Ve tecuzu el münaza'atu fi şuf'ati, yani şuf'anın kendisinde ne olur? Münazaa. Olur.
olabilir, caizdir. Ve in lem yuhtir eşşefi'u estemene ile meclisil kadi. Yani şefi, yani olay mahkemeye intikal etmiş. Hı hı. Müşteri bayiye parayı ödemiş. Evet. Şefi de malı almaya çalışıyor. Ancak o müşterinin ödemiş olduğu parayı ne yapması lazım? Onu ödemesi lazım ama hemen o anda mahkemeye götürmesi şart değil, gerekmiyor ilk anda. Ve tecuzu caizdir el münazaatu, münakaşa değil mi? Böyle çekişmek fişşüf'ati. Sedem burada acaba dava manasını mı kastediyor? Münaza, yani dava manası da veriliyor ya. Onun üzerinden yani mahkemede dava açılması gibi. Nasıl? Yani metecuzul münazatu, yani o şufa meselesinde hani mahkemede müşterinin aleyhine yani dava açılması gibi mana versek dedim. Münaza kelimesine yani. Zaten burada şey nedir? Yani eğer kadı şefin lehine hükmederse tabii onu hemen böyle dava sonuçlanmaz yani. Ne diyecek? Kardeşim adamın parasını öde diyecek yani. Evet. Ve in lem yuhtir eşşefi'u ettemene ile meclisil kadi, yani oraya parayı getirmese bile burada ne olabilir? Münazaa olabilir. Daha sonra zaten merhale merhale ilerliyor mahkeme. Ve izâ kada el kadi lehu bi şuf'ati, şuf'ayla yani öncelik hakkıyla ona, onun lehine, onun için hüküm verirse lezmehu ihtaru temeni. O zaman ne yapması lazım? O zaman parayı getirmesi lazım. Tabii temeni getirmesi lazım. Ve şefi'i, şefi'in şu hakkı var. En yerudde eddâre bi hiyâril aybi ve rü'yeti. Yani eğer bir ayıp varsa malda veya görmekle kendisinden vazgeçilecek bir takım nedenler varsa ne yapabilir? Tekrar iade edebilir. Hı. Yani, yani kusur satışı, ve görme muhayyerlikleri var. Tabii yani. Bayi onu satarken çok farklıydı. Müşteri çok bir farklı bir amaç için almış. Değiştirmiş adam, gitmiş bir takım böyle içerisinde tadilatları yapmış. Adam ne yapabilir? Vazgeçebilir. Bilir. Ve in ahdara eşşefi'u el bai'a, eğer şefi bayi ne yaparsa mahkemeye verirse, getirirse vel mebi'u fi yedihi, o sattığı şey de daha onun elindeyse felehu en yuhasimehu fi şuf'ati, yani şuf'a hakkı için onunla zaten ne yapar? Mahkemeleşir. Ve la yesma'u el qa bi el beyinete hatta yahdura el müşteri, kadı, hakim müşteriyi de çağırması lazım. Müşteri gelmeden beyineyi ne yapmaz? Kabul etmez. Etmez. Fe yefsahu el bey'a bi meşhedin minhu. Onun getireceği şahitle ancak beyi ne yapar? Fesh eder. Ve yakdi bi şuf'ati alel ba'i. Ba'i'i, ba'in üzerine şuf'ayla ne yapar? Hükmeder. Ve yec'alu el uhdete aleyhi, ve sorumluluğu da burada ne yapar? Bayiye yükler. Eğer herhangi yapması gereken şey, bir şey, bir takım şeylerden kaçınırsa, yapmazsa mahkeme onu muhatap olarak kabul eder. Ve izâ tereke eşşefî'u el işhâde hîne alime bil bey'i, yani diyelim ki mal satılıyor. Şefi de onu duyuyor ancak ne yapmıyor? Şahit göstermiyor. Benim dün size sorduğum mesele. Bunu mu sormuştun? Evet, hani şahit göstermek zorunda mı değil mi diye bir evet, sormuştum ya. Bakalım ne diyecek. Ve huve yakduru ale zalikema, yani şahit normalde gösterebilirdi ancak şahit göstermedi. Batalet şuf'atuhu,
O zaman şufa hakkı ne oluyor? Batıl oluyor. Batıl oluyor. Ve kezalike in eşhede fil meclisi, ama diyelim ki mecliste şefi şahit tuttu, şahit oluşturdu. Ve lem yüşhid ala ehadil mütebâyi'ayni, ama ne yapmadı? Alan veyahut da satanları belirlemedi. Yani işte Ahmet Efendi'nin sattığı, Mehmet Efendi'nin aldığı gibi bir şeyi de ne yapmadı? Netleştirmedi. وَلَا عِنْدَ الْاَقَارِ, veya o evin yanında veya arsanın da yanında, yani orayı da belirtmedi, netleştirmedi. Yani belirsizlik olursa o da geçerli değil. Evet, şufa batıl olur. Bu kezalike deyince yani yukarıdaki gibi evet, batıldır. وَاِنْ صَالِحَ مِنْ شُفْعَتِهِ عَلَى عِوَدٍ اَخَذَهُ, ancak şefi diyelim müşteriyle veya bayiyle anlaşırsa, ya sen buradan vazgeç, ben çok iyi bir müşteri buldum, bunu bu adama satayım, veya müşteri der ki ya kardeş, ben sana şuradan şu tarlayı vereyim veya şu daireyi vereyim, benim burayı almam lazım, burası benim işimi daha iyi görüyor diye bir anlaşmaya varabilirler. Oldu mu? Evet Seyden. Batalat şuf'atu, şuf'a hakkı batıl olur. Ve yeruddu el ivade, ne yapar? İvazı yani şey yapar, geri verir. Evet. Ve izâ mâte eşşefî'u batalat şuf'atuhu, şefi ölürse şuf'a hakkı batıl olur. Yani miraslara ne olmuyor? Varislere. Evet, muhayyerlik gibi. وَاِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي لَمْ تَسْقُطْ اَشْشُفْعَةُ, ama müşteri ölürse ne olmuyor? Şufa hakkı düşmüyor. Düşmüyor. فَاِنْ بَعَ الشَّفِيعُ مَا, evet, يَشْفَعُ بِهِ قَبْلَ اَنْ يُقْدَى لَهُ بِالشُّفْعَةِ بَتَلَتْ شُفْعَتُهُ. Diyelim kendisiyle şufa hakkını elinde tuttuğun malı, değil mi, daha mahkeme neticelenmeden satarsan artık o şufa hakkını ne yaparsın? Kaybeder. Kaybeder. Kaybedersin. Yasin ne kadar var? Daha çok mu? Daha var Selam, çok var. İsterseniz kalalım burada. Şufa. Tamam. Şufa hakkı da kiralama gibi şeydir. Uzun gider. Evet Selam.